Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Vel kitabil mubin. فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض بينهما إن كنتم مؤمنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
Sadakallahu'l-Azim. Bir tane hakkım var, 150 bin tane de kelime tehdit edildim. Teslim edin mi siz?
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. يا أهدي جسي أمر البشر أرواحكم ربعا يا Oh,
Ayaklarınıza sağlık. Hepinize teşekkür ederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Kâle Allahu Teala fi kitabil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emrin selam hiye hatta matla'il fecr. Sadakallahul azim. Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz derecede hamdü senalar olsun. Onun zatının ululuğuna ve saltanatının yüceliğine yaraşır bir biçimde hamd ederiz. Salat ve selam onun Habibi, edibi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin al ve ashabının üzerine olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu Ramazan-ı Şerif ayının bu mübarek gecesine bizleri eriştiren Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz derecede hamdü senalar olsun. Evet değerli kardeşlerim, sohbetime başlamadan önce klimalar çalışıyor ama herhalde gene de sıcak olacak galiba. Pencereleri de açabiliriz. Biraz sıcak olacak gibi geliyor. İkisi beraber inşallah biraz ferahlatır. Evet kıymetli kardeşlerim, kuvvetle muhtemel olarak bu gece Kadir Gecesi. Kuvvetle muhtemel diyorum. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni özellikle Ramazan ayının son 10 gününde arayın. Bazı rivayetlere dayanarak ulema-i kiram Kadir Gecesi'nin daha da kuvvetle muhtemel olarak 27. gece olduğu söylenilmesi, kabul edilmesi üzere genellikle bütün dünyada, ülkemizde Kadir Gecesi olarak 27. gece olarak algılıyoruz ve bundan dolayı da bu geceyi Kadir Gecesi olarak kabul ediyoruz. Bu kadar insanın, milyonlarca insanın ittifak ettiği bir konuda inşallah %100 de bu gece Kadir Gecesidir. Allah bizleri bu gecenin feyiz ve bereketinden müstefid eylesin. Bazı kardeşlerimi görüyorum arkada sıkışmış vaziyette. Alt kat da açıktır kardeşlerim. Alt kata doğru cemaatimizi yönlendirelim değerli kardeşlerim, arkadaki kardeşlerim. Bugün kalabalık olacağını bildiğimiz için alt katı da erkek cemaatimize ayırdık. Bayan cemaati de yan taraftaki binamız var. Oraya namaz kılmalar için yer ayırdık. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu geceyle alakalı olarak bir sure-i celile var. Hepimizin bildiği. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şahr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam.
hiye hatta matla'il fecr. Sadakallahu lazım. Bu kısa sure-i celilenin meali kerimini sizlerle paylaştıktan sonra biraz izahını vermek suretiyle bu gecenin mana ve önemini hep beraber anlamaya ve bu gecenin tamamını sabaha kadar değerli kardeşler ihya etmek için gayret gösterelim. Hemen şunu da söyleyeyim kıymetli kardeşler. Bu gecenin tamamının sabaha kadar ibadetle böyle Kur'an okuyarak, zikir çekerek, tesbih çekerek, namaz kılarak geçiremiyorsa insan uykusu geliyor olabilir. Ama şöyle bir müjde de var. Onu da daha sohbetimin başında hatırlatmak istiyorum. Çünkü unutabilirim. Bu bir müjdedir. Yatsı namazını cemaatle birlikte kılan ve sabah namazını da cemaatle birlikte kılarsa bir Müslüman o gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sevap alır. Allah cümlemizden şimdiden nasip müessel eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Bu geceye has olarak biraz program yapalım. Bu gece daha güzel olsun, daha feyizli olsun diye sohbeti biraz geciktirdik. Namaz vakti de geldi. Fakat cami derneğimizle birlikte hocamla beraber dedik ki bu sene farklı bir Kadir Gecesi yaşayalım cemaatimizle birlikte. Böyle ilahiler, aşırı şerifler, vaaz-ı nasihat, teravih ve arkasından da cemaatimize bir ikramda bulunalım. Bu ikramdan sonra da bu ikramımız ekmek arası döner ayran olacak inşallah. Gerçi iftarı yeni yaptık sayılmaz ama bir iki saat oldu gene. Acıkabiliriz. Maksadımız bu geceyi biraz daha dolayısıyla aynı zamanda bir de canlı yayın programı dernek başkanımız sağ olsun Allah razı olsun tertip etti. Ne finanstı kardeşim? Finans Türk diye bir televizyondan da canlı olarak yayınlanıyor. Bunu daha sonra kendiniz de şeyden izleyebiliriz. Telefonlardan herhalde internet üzerinden YouTube'dan değil mi? Böyle bir şansımız da var. Bir hatıra olur inşallah. Benim de bu sene son senem aranızda. Şimdiden söyleyeyim. Birkaç ay sürmez ayrılacağım aranızdan. Böyle bir etkinlik yapmış olalım inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu girizgahtan sonra sohbetimize devam edelim. Bu gecenin mana ve önemini. Niçin anlatmaya çalışıyoruz kıymetli kardeşler? Bu geceyi tamamen güzel bir şekilde ibadetle geçirebilmek için, fazla konuşmak, fazla dinlemekten ziyade uygulamayı yapabilmek için bu sohbetleri tertip ediyoruz. Hemen bu gecenin mana ve önemini ifade eden şu ayeti kerimelerin mealini size kısaca hatırlatayım ve devam edeyim inşallah. Doğrusu Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki doğrusu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Bu hitap kimedir değerli kardeşlerim? Doğrudan birinci olarak Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bilir misin diyor ya Muhammed? Kadir gecesi nedir? Tabi Peygamberimiz suskun kalıyor. Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bu sorduğu soruya karşılık kendisi cevap veriyor. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlı bir gecedir.
İnşallah biraz sonra bunun da üzerine duracağız. Melekler ve ruh, yani Cebrail aleyhisselam, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece tam yerenin ağarmasına kadar, yani imsak vaktine kadar esenliktir. Böyle bir girizgahtan sonra değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimelerin biraz daha açmaya çalışacağım. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın yarattığı varlıklar birbirinden üstün olarak yaratılmıştır. Allah yarattığı varlıkların bazılarını diğerlerinden eftal olarak, faziletli olarak kabul etmiştir. Şimdi mahlukatın birbirlerine olan üstünlüklerine bakalım. Mahlukatın en eftali, en faziletlisi ve en üstünü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk buyuruluyor. Ya Muhammed, eğer seni yaratmayacak olsaydım kainatı, eflâkı yaratmazdım. Ne demektir? Gelmiş geçmiş bütün insanlar içerisinde, peygamberler de dahil olmak üzere, Allah'ın emirlerini en iyi şekilde anlayan ve uygulayan ve yaşayan kişi olması münasebetiyle. Adem aleyhisselam yaratıldığında cennette La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdı. Ya Rabbi, benden başka kimse yok ama burada senin isminden başka bir de Muhammed ismi yazıyor. Bu kimdir ki ya Rabbi? Bu senin soyundan gelecek olan iki cihan severi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım. Çünkü bundan dolayı mahlukatın en faziletlisi, en üstünü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem gelir. İkinci sırada kimler gelir? Diğer peygamberler gelir. Üçüncü sırada kimler gelir? Meleklerin büyükleri Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Dördüncü sırada kim gelir? Peygamberler hariç umum insanlar. Daha sonra büyük meleklerden başka umum melekler. Bunun gibi değerli kardeşlerim, mekanların en üstünü de Beytullah'tır. Günlerin en üstünü de cuma, bayram günleridir. Gecelerin en üstün olanı da Berat gecesidir, Kadir gecesidir, Regaib gecesidir, Miraç gecesidir ve en üstünü de Kadir gecesidir. Bu Kadir gecesinin bu şekilde bu kadar üstün olmasının hikmeti, sebepleri nelerdir acaba? Bu gecenin bu kadar üstün, faziletli olmasının sebebi değerli kardeşler, Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri biraz evvel okumuş olduğum Sure-i Celile'de bize haber verdi. Gerçek diyor Peygamber Cenab-ı Allah, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Berat gecesinde toptan dünya semasına indirilen Kur'an'ın peygamberimize bu gece indirilmeye başlamıştır. Levh-i Mahfuz'dan toplu olarak, kitap olarak Berat gecesinde indiriliyor dünya semasına. Kadir gecesinde de değerli kardeşler, İkra Bismi Rabbikellezî halak diye başlayıp devam eden ayeti kerimeyle başlıyor ve 23 yılda Kur'an-ı Kerim tamamlanıyor. Kadir kelimesi ne demektir değerli kardeşlerim? Güç demektir, kudret demektir, kuvvet demektir, azamet demektir, darlık manalarına da gelmektedir.
Kadir gecesi yeryüzüne o derece kalabalık bir melek topluluğu iner ki adım başı her yeri doldururlar. Şu anda bizlerin şu camiyi, mescidi doldurduğumuz gibi. Dünyanın her tarafını adım başı doldururlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe validemizden rivayetle şöyle: Peygamberimiz bir gün ayaklarının parmaklarının ucuna yürümeye başlamış. Ayşe validemiz demiş: Ya Resulallah, ne oldu? Niçin böyle ayaklarınızın parmaklarının ucuna yürümeye çalışıyorsunuz? Ya Ayşe, eğer bir görsen ki yeryüzü tamamı meleklerle dolmuş, yere basacak yer kalmadı diyor. Onların üzerine basmak istemiyorum diyor. O gece, bu gece o kadar çok melek indiğinden yeryüzü daralmış, adeta boş yer kalmamış olur. Kadir kelimesinin manalarından bir tanesi de darlık anlamında ya, işte bu manada darlık anlamında. Tabii ki melekler cisim olmadıklarından bir yer kaplamazlar. Onların cisim olmadıklarını düşünmek elbette ki gerekmektedir. Onlar nurani bir varlıklardır. Melekler elbette ki yeryüzüne bir vazife için gelirler. Bir gayeye, bir hikmete binaen inerler. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesi nedir? Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesinin faziletleri, kıymetli kardeşlerim, şu şekilde izah edilebilir. 1. Kadir gecesinde yapılan ibadet, içinde Kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Ben hemen buraya gelmeden önce küçük bir hesap yaptım. Eğer 60 sene yaşayacak olsam acaba ben ne kadar, eğer Kadir gecesine de rastlamışsam ne kadar yaşamış gibi ibadet etmiş olurum dedim. 60 sene yaşamış gibi ibadet etmiş olur. Allah cümlemize nasip eylesin. O Kadir gecesini yakalayabilmeyi. Camimizde 2 tane kardeşimiz var değerli kardeşlerim. İhtikafa girdiler. Onların duasını alalım. Onlar çünkü Kadir gecesini %99 yakalayacaklar. Niye? Peygamberimizin o mübarek sözüne, müjdesine bağlı olarak geldiler. Ramazan-ı Şerif ayının son 10 günü mescitte geçiriyorlar. Çünkü onların duaları makbul. Onların dualarını almaya çalışalım. Evet. Demek ki değerli kardeşler, Kadir gecesinin bu kadar faziletli olmasının sebebi bu. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri böyle buyuruyor. Beni İsrail'den bir kimse, Beni İsrail dediğin zaman anlıyorsunuz değil mi kardeşlerim? İsrailoğulları, yani Musa Aleyhisselam'ın kavmi, ta Peygamberimize kadar gelen bir topluluk. Bu İsrailoğullarından bir kimse geceleri kaim, gündüzleri mücahit olarak bir ay çalıştı. Geceleri kaim ne demek? Geceleri ibadet ediyor. Sabaha kadar ayakta kaim. Gündüzleri de cihatta. Savaş meydanlarında. Böyle bir insan. Buna Peygamberimiz ve müminler hayret ettiler. Nasıl bir iş ya? Değil mi? Bunun üzerine değerli kardeşlerim bu sure-i celile nazil oldu. Bilindiği gibi eski ümmetlerden olanların ömürleri uzundu. Bu uzun ömür içerisinde çok ibadetler yapıyorlardı. Bu ibadetin karşılığında da çok sevap alıyorlardı. Onların bu halleri Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber verildi. Ya Muhammed,
senden önceki ümmetlerin ömürleri çok uzun, şöyle ibadet ediyorlardı, böyle ibadet ediyorlardı diye. Bunu duyan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetin ömrünün, kendi ümmetinin ömrünün az olacağını, az ömür içinde az ibadet yapıp karşılığında az sevap alacaklarını, böylece ahirette diğer ümmetlerin derecelerine erişemeyeceklerini düşündü Peygamberimiz ve üzüldü. Eyvah, benim ümmetim 50 sene, 60 sene. Ortalama 60, Peygamberimizin yaşı 63'tü. Geçmişe baktı, üzüldü. Onun üzüntüsü için değerli kardeşlerim, Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bu sureyi inzal buyurarak onu teselli etti. Ümmet-i Muhammed'in Kadir Gecesini ihya etmesi İsrail oğullarının 1000 ay, yaklaşık 83 veya 84 sene kadar olan silah kullanan kimsenin ibadetinden daha hayırlıdır demiştir. Peygamberimizi teselli etti Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri. Ya Muhammed, sen üzülme. Ve râsihûne, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar ümmetini seviyor, o kadar seviyor ki, hemen notlarım arasında olmayan bir hadis-i şerif aklıma geldi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, yine böyle bir gün Cenab-ı Peygamber mahzun, hüzünlü, Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Kuluma söyle, ya Muhammed, ona söyle, neden mahzunsun, neden hüzünlüsün, neden üzülüyorsun demesine karşılık, işte kıymetli kardeşlerim, o da şöyle buyurdu: nasıl üzülmeyeyim ki? Ben bu ümmetin arasında iken onlar bir günah işlese, bir yanlış yapsa, yoldan çıksa, ben onların arasındayım, onları hemen uyarırım, İstikamet bulurlar. Ama benden sonraki ümmetimin arasında ben olmayacağım için onların halleri nice olur ki demiş. Üzüntüm budur ya kardeşim Cebrail. Bunun üzerine değerli kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam Allah'tan almış olduğu bilgiyle, emirle Peygamber Efendimiz'e şu müjdeyi verdi: senden sonra, senin döneminde yaşayanlardan benim göndermiş olduğum emirleri onda birini terk eden olursa veya %10'unu ihlal eden, terk eden olursa onları muazzab ederim. Ama senden sonra gelecek olan insanların da onda biri ibadet yapabilse, yerine getirebilse, vermiş olduğum emirlerin onda birini yerine getirebilseler, yani %10'unu yapsalar, ben onları kurtarırım. İşte değerli kardeşler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan acıması, şefkati, merhameti ve bu merhametini de Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bu müjdeyle onu teselli etti. Üzülmesin. Ne dünyada ne ahirette. Saatimiz kaç? Kısa keseceğim inşallah. Bir dua yapacağız. Hatimlerimiz var. Değerli kardeşler, ayet-i kerimeyi bitirmeye çalışayım. Ondan sonra da meleklerin inişinden bahsediyorduk değerli kardeşler. Melekler Kadir Gecesi birçok şeyle meşgul olurlar. Bir kısmı tefekkür eder, bir kısmı rükû ederler, bir kısmı secde ederler. Bazıları da Kadir Gecesi'nin faziletini idrak ederler. Bu gece hayır ve şerden her bir emir için yeryüzüne inerler. Biz nefislerimiz için inmeyiz, İnsanların maslahatları, iyilikleri için ineriz derler. Melekler bu gece bize kavuştukları zaman selam verirler. Nasıl anlarız selam verdiklerini?
bizimle musafahalaştıklarını değerli kardeşler, eğer bu gece maneviyatımız yükselmişse, tüylerimiz titriyorsa, Allah korkumuz biraz daha diğer günler oran artmışsa, demek ki bizlerle melekler selamlaşmışlar, bizimle musafaha etmişler. Yeryüzüne inen melekler, kadın erkek bütün müminlerin evlerine dahi girerler. Evlerine giren melekler onlara selam verirler. Ancak şunlar hariç, devamlı içki içenler, ana babasına asi olanlar, akraba ziyaretini terk edenler, domuz eti yiyenler, onlarla bu gibi yerlere melekler girmezler, uğramazlar. Pis olan yerlere, kötülük yapan yerlere uğramazlar. Cünüp kimsenin bulunduğu yere, suret, heykel bulunan yerlere uğramazlar. Daha çok camilere, ilim ve zikir meclislerine, ibadet edilen yerlere, kulların tevbe istiğfar ettiği, pişmanlık hisleriyle ağlayıp inlediği, Allah'a el açıp boyun büktüğü, mahzun kalpleriyle dua ve tazarruda bulundukları, hayır ve hasenat yaptıkları yerlere bu melekler uğrarlar. Kadir Gecesi, şafak sökünceye kadar Kadir Gecesidir. Bu gece değerli kardeşlerim selamla vasıflandı. Ümmet-i Muhammed'in faziletine bir delildir. Bu gece şeytanların zararlarından salimdir. Bu gece şeytan müminlere hiçbir kötülük yapmaya muktedir olamaz. Bu gece hayır ve bereketin takdiri ve selameti sabaha kadar devam eder. Bu gece ibadet gecenin bütün kısımlarında evvelinden sonuna kadar salimdir. Selamet gecesidir. Peki bu geceyi nasıl ihya edelim diye soracak olursanız değerli kardeşler, anlatmama gerek yok. Bir kere tevbe istiğfar yapalım. Namazlarımızı kılalım. Özellikle kaza namazları olanlar kardeşlerim, kaza namazlarımızı kılalım. Ve bundan sonra daha namaz kılmak için azim ve gayret içerisinde olalım. Dualar, tesbihatlar, yakarışlar içerisinde olalım. Allah cümlemizin, cümle ümmeti Muhammed'in bu gece yaptığı, yapacakları bütün duaları, ibadetleri, hayırları, hasenatları kabul ve makbul eylesin. Kıymetli kardeşlerim, daha çok şeyler anlatılabilir ama arife tarif gerekmez. İnşallah birçok hatipler var. Sayısını söyleyemeyeceğim kadar çok hatimler var değerli kardeşler. Bunların dualarını sizlerle beraber yapacağım ama bu duayı yapmadan önce sizlerden bir istirhamım olacak. Onu da söyledikten sonra duamıza başlayalım inşallah. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz camimizin yanı başında bir müştemilatımız var. Orada bir 4-6 yaş Kur'an kursumuz var. Ayrıca büyükler için bir Kur'an kursumuz var. Bu 4-6 yaş Kur'an kursunu bu sene açabilmek için borçlandık. Borcumuz da bitmek üzere. 20 bin liraya düştü galiba. 100 liraydı. 100 bin TL'ydi. 20 bin TL'ye kadar düştü. Dernekteki arkadaşlar da hocam ne olur cemaatimize bunları anlatalım da namaz çıkışında biraz yardımlarımızı artırarak yapalım. Hem de değerli kardeşler bu gece 1000 aydan hayırlı. 1 lira veren 1000 lira vermiş kadar sevap alır. 1000 lira veren çarpamıyorum onu. Bu kadar büyük sevaplar var inşallah. Bunları da bu sevaptan da mahrum olmayalım namaz çıkışında. Bu yardımlarınızda haseten sizlerden istirham ediyorum. Allah oradaki okuyan öğrencilerin almış oldukları sevapları sizlerin sevap hanesinde görmeyi nasip-i müyesser etsin. Ve bu gece
bir de tesbih namazı kılacağız. Teravih namazından sonra bir ara vereceğiz. İkramdan sonra içeride tekrar toplanıp bir tesbih namazı kılacağız. Ondan da haberimiz olsun değerli kardeşler. Bir insan ömründe en az bir kere bir tesbih namazı kılmalıdır ki Kadir Gecesi bunu kaçırmayalım değerli kardeşler. Şöyle toplu olduğumuz gibi ikramdan sonra da tekrar toplanalım. Tekrar bir cemaatle tesbih namazını eda edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'un alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vahdina ve fikna ilal hak ve ila tariqin mustaqim. Bi bereketi khatamatil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Vafu anna ya Kerim. Vafu anna ya Rahim. Vaghfir lana zunubana bifadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'an ve ekrimna bi kerametil Kur'an ve şerrifna bi şerafetil Kur'an ve elbisna bi hil'atil Kur'an ve edkhilna el cennete bi şefaatil Kur'an ve erham cemi'a ümmeti Muhammedin ya Rahimu ya Rahman. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk. Bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık. Bizleri yüce huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi cemi hata ve kusurlardan bizleri salim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabıkları evvelen bizzat Fahri Kainat iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif ruhu tayyibelerine tarafımızdan hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, din-i mübin, bütün din kardeşlerimizden de ahirete irtihal etmiş olanların da ruhlarına hasıl olan sevaplardan hediye ediyoruz. Vasıl ile ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden göre, gönüle, bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, müfessirin, muhaddisin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl ile ya Rabbi. Ya Rabbi, din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Haseten hatmi şerif sahiplerinin diğer tekbir, tehlil, salavat getiren kardeşlerimin de yakınlarından ahirete irtihal etmiş olanların da ruhlarına hasıl olan sevaplardan hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından gelip burada toplanan aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına sağlık, sıhhat, afiyet, selametler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek gecede toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslümanların da ruhlarını hasıl olan sevaplardan hediye ediyoruz. Taksiratlarını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip onları bertaraf eyle ya Rabbi. Islah eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, öbür alemde estaizu billah ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir, cennet ve cehennem fırkaları ayrıldığı zaman bizleri cennet fırkalarının arasına dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle ya Rabbi. Kıyamet gününe kadar baki kalacak vaat ettiğin dini İslam'ı ülkemizde payidar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evini yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Rabbine, peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanına, milletine, din ve mukaddes senatına gönülden bağlı olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, namazına, niyazına, ibadat-ı taatına devam edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, her türlü afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden, zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz-ı himaye eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasetten, günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bütün kıymetli uzuvlarımızı Mevlam ne için yaratmış isen o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde buyurun nasip olması için İlahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruhu teslim etmeyi cümlemize nasip-i müessel eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين dualarımızın kabulü için Allah rızası için el Fatiha. Işık çok yetersiz. Hocam gel, seninle bir röportaj yapalım. Gel bir röportaj yapalım. Gel hocam, gel. Burada şimdi değerli bir abimiz var. Şeyden çıktı, camiden çıktı. Programdan çıktı. Sizi bir tanıyalım. Ben Fehmi Gerçek Gürasunluyum. Evet. Program nasıldı? Güzeldi, çok güzeldi. Güzeldi. Teravihten sonra bir yorgunluk oldu mu? Yok, işte bir yorgunluk olmadı, alışkın olduğumuz için. He, çok güzel. Evet. Şimdi burada döner ikram ediliyor. Nasıl? İlk defa bir camide böyle bir şey veriliyor ama. İlk defa bir görüntü oldu ama iyi olur yani herhalde yani. Evet, pek alışkın olmadığımız bir şey değil mi? Tabii, şimdiye kadar olmadı öyle bir şey yani. Evet. Peki, bu gece Kadir Gecesi neler yapmayı planlıyorsunuz? Bol bol dua etmeyi düşünüyoruz. Bize de dua edin inşallah. Tabii. Kimsesizlere dua etmek, etmeyenler için yani. Hepsine yani dua ediyoruz. Sabaha kadar dua ediyoruz yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederiz. Abicim gel, yakışıklı abi gel. Gel, sizi şöyle alalım. Burada yakışıklı bir abimiz var. Teravihten çıktı. Sizi bir tanıyalım. Abdülkerim Cenk. Programa katıldınız mı? Camide bir program. Evet, camide işte namazımızı kıldı. Her hasenatımızı Allah kabul etsin hepimizi. Evet. Cenab-ı Allah da dergahında kabul etsin hepimizi. Bugün Kadir Gecesi, neler düşünüyorsunuz?
Vallahi işte bir hal hasenatımızı Allah'a yalvarıyoruz. Bizim de günahımız var, bizim de kusurumuz var. Cenab-ı Allah kusurumuzu, günahımızı affetsin. Evet. Dilek istiyoruz Cenab-ı Allah'tan. Pek camilerde alışık olmadığımız bir durum var. Caminin bahçesinde döner ikram ediliyor. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir şey? Vallahi işte bir hal hasenatı. Herkes kendi hal hasenatı için yapabilir. Yani evet, iyi bir örnektir. Evet. Acıktınız mı? İşte ne diyelim ya. O zaman sizi dönerle baş başa bırakalım. Bu abimiz güldü bana, bu abimizi alalım hemen. Hayırlı kandiller. Allah razı olsun. Evet. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. İsmim Ramazan. Ramazan Bey. Şahsen Nideliyim. Nidelisiniz. Evet, Nideliyim. Evet, evet. Burada ikamet ediyoruz. Evet. Peki şeye katıldınız mı, programa? Tabii inşallah evet. Programı izledik. Çok güzeldi. Allah razı olsun. Herkesten, yapanlardan, hocalarımızdan, ilahi grubundan. Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Peki. Güzel bir program. Güzel bir gün. Bugün Kadir Gecesi. Evet. Neler yapmayı planlıyorsunuz? İnşallah işte ibadetlerle geçirmeyi tasarlıyoruz. İnşallah Allah'ım kabul etsin. Allah'ım tekrarına kavuştursun. Böyle bir güzel güne. Sabah namazına kadar vakti var. Evet. Evet, doğrudur. Doğrudur. Evet. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Camilerde pek böyle döner dağıtıldığını görmedik. Değişik bir manzara. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi aslında böyle programlar, böyle günlerde böyle şeyler çok güzel olur. Yani insanlar açısından, yani cemaatin biraz daha çoğalmasından böyle şey teşvik olursa daha güzel olur. Evet. Böyle güzel günlerde, yani biz sadece Kadir Gecesi'nde değil, normal Berat Kandili'nde, Recaip Kandili'nde, yani böyle kandil programlarında, günlerinde böyle bir toplum olursa toplum daha çok olur. Yani camilere, ibadetlere insanlar daha bir rebakat ederler, daha güzel olur yani. Benim evet, görüşüm böyle. Evet. Peki var mı açlık? Bakalım. Yok, aç gibi şükürler olsun. Şükürler olsun. O zaman sırada Allah razı olsun. Şey yapmayalım, alıkoymayalım. Tabii. Bu arkadaşımız da güldü. Bu arkadaşımızı evet, alıyoruz hem de hemen. Sizi bir tanıyalım. Adım Hikmet, ben Bingöllüyüm. Bingöllüsünüz. Evet. Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Burada evet, ikamet ediyorum. Evet. Bugünkü toplumu gördüm. Çok güzel bir şekilde. Yani sizin şeyin hizmetiniz de var. Allah sizden de razı olsun. Bunun devamını diliyoruz. İnşallah. Çok güzel. Cenab-ı Allah bizi bugünlere daim eylesin. Yani güzel gerçekten. Ortam güzel. Arkadaşlar güzel. İbadetler güzel. Hocalarımız güzel. Peki bugün Kadir Gecesi neler yapmayı planlıyorsunuz? Neler yapmayı planlıyorum? Özellikle namaz kılmayı planlıyorum. Sabaha kadar ibadet etmeyi planlıyorum. Çocuklara ders vermeyi planlıyorum. Yani çocuklara namaz öğretmeyi planlıyorum. Güzel. Amacımız bu yani. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Şimdi bugüne kadar hiçbir camide böyle bir etkinlik görmedik. Döner var ama döneri göremiyoruz gerçi. Yani bir alevi görüyoruz. Karabaktan göremiyoruz. Bir ikram yapılıyor, bir hayırsever ikram yapıyor. Allah razı olsun. Neler düşünüyorsunuz? Döneri de dağıtanlar da Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Gerçekten de şimdiye kadar böyle bir şey camilerde görmedik. Evet. Çok güzel bir şey yani. Çoluk çocuk seviniyor. Yani sevaptır. Allah razı olsun diyelim. Peki Ramazan nasıl geçti? Ramazan çok güzel geçiyor. Ramazan ilk günlerde normaldi. Havalar serin geçiyordu. Son 2-3 gündür mübarek biraz zorluyor. Onu da idare ediyoruz yani. Allah kabul etsin. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Programımız devam ediyor. Şimdi Hayrullah abimiz var. Hayrullah abimizle bir röportaj yapacağız. Evet. Hayrullah abi diyorum. Hayrullah Bey böyle resmi kaldığı için, yani çok resmi, uzak evet, böyle kaldığı için. Öncelikle sizi biraz izleyicilerimiz tanısın. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi ile Mehmet Akif arasında birbirine komşu olan Şenevler Camisi'nden mübarek bir gecede Finans Türk televizyonlarından hepinize hayırlı geceler, hayırlı Kadir geceleri. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz yok olmasın. Ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin.
İki cihanda aziz olsun bu Oğuz'un evlatları inşallah. Şu mübarek günler için hürmetine Rabbim bizleri, şu geleceğin evlatlarını, şu geleceğin nesillerini, milleti İslam'a hayırlar getirsin. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın, birlik olmanın yolunda tek yürek olsun, tek yumruk olsun. Üzülmesin. Yurdumuzun her tarafı bütün mayın tarlası gibi Siyonistler tarafından çevrilmiş. Üç kıtaya hükmeden bu Oğuz'un evlatlarını Türkiye Cumhuriyeti'nde dar boğaz içerisine koymak istiyorlar. Ama biz inanıyoruz ki Oğuz'un evlatları şu mübarek günleri üstü örmesine de yeniden dirilişi, yeniden güzelliği yaşayacak ve üzerinde olan bu kara bulutları yok edecek Allah'ın izniyle. Şu mübarek geceler hatırına, şu mübarek geceler üstü örmesine okunan hatimler, yapılan tesbihatlar, teravihler, yani milleti İslam'ın yanık sesi olarak ben inanıyorum ki Oğuz'un evlatları kıyamete kadar görevlidir ve görevine de devam edecektir. O iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'de, Uhud'da müjdelemiştir. Bu millet ayaktadır Allah'ın izniyle de 15 Temmuz'da ayakta olduğu gibi de kıyamete kadar ayakta olacak. Tüm Siyonist algılara karşı tek yumruk, tek yürek, aynı kilimin desenleri ülküsünde milleti İslam'a sarılacak ve milletin, ümmetin yolunda bertaraf olmayacak, mutmain olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür arada ederim. Benim mahallem, benim toprağım, benim insanlarım diyerekten çok güzel bir ölçü çıkardınız burada. Allah razı olsun. İsteriz ki herkes kendi ülkesine, kendi toprağını, kendi mahallesine sahip çıksın. Değil mi? İnsanlarına, dostlarına, kardeşlerine. Bak burada cumhur olarak evlatlarımız Suriyelisi, Türkmeni, Taciki, Arabı, Yürü, Manavı, Türkmeni, Kürdü, Lazı, Çerkezi tek yumruk olmuş, ümmet olmuş. Ne kadar güzel. Çanakkale'nin evlatları ülküsünde, Çanakkale'nin evlatları ülküsünde bir araya gelmenin ve şu mübarek günde mübarek nimetleri tatmanın güzelliği içerisinde. Hayrola abi, şimdi şöyle baktığımızda döner ikramı var. Hiçbir camide evet, bugüne evet. kadar böyle bir döner ikramı olmamış. Çok güzel yani. Çok güzel. Yani mükemmel bir olay. Peki bugün Kadir Gecesi neler düşünüyorsun? Dua edeceğim mi mesela? Nasıl yani? Dua edeceğim mi bundan sonra eve gittiğinde ibadet edeceğim mi? Edeceğim. Tamam, bu gece çok önemli bir gece. Bir şey söyleyeceğim. Ha, en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe. Pekala, seni kırmayalım. Gel hocam, seni bir tanıyalım, gel. İzleyicilerimiz seni biraz tanısınlar. Kiminle tanışıyoruz? Tüm arkadaşlar tanışıyoruz. Evet. Peki bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında düşüncelerin nelerdir? Namaza geldik. Kadir Gecesi yani evet. Namaz kıldık. Dua ettik. Evet. Ondan sonra teravih namaza geldik. Bu kadar. Allah kabul etsin. Peki, çok teşekkür ederiz. Hocam gel, seni alalım şöyle. Kiminle tanışıyoruz? Faruk Karaman. Faruk Bey, neredesiniz? Vanlıyım. Van'dasınız ve burada Vanlı çok galiba. Vanlı hemşehrilerimiz çok galiba. Bir camide ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor Faruk Bey. Neler düşünüyorsunuz? Ya her şey çok güzel yani. Allah-u Teala bu mübarek geceleri de herkese nasip etsin. Amin. Güzel bir gece. İnşallah bol bol herkes namaz kılar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okunur. Güzel yani, inşallah bu Ramazan da, bu bayram da iyi geçer. Herkes için çok güzel, hayırlı bir Ramazan olarak geçer. Allah'ın izniyle bu bayramda her şey diğer seneye gibi daha güzel geçer. Her şey hayırlısıyla olur. Bu herkese Kadir Gecesi'nde mübarek olsun. Size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gece her şey için Allah-u Teala herkesi afiyetle, herkese mübarek olur. Amin. Çok teşekkür inşallah. Ediyorum. Allah razı olsun. Bir camide ilk defa böyle bir döner dağıtılıyor. Özel bir gece, bir Kadir Gecesi olduğu için. Sizce nasıl bir düşünce? Düşünüp de bunu yapanlardan Allah razı olsun. Allah niyetlerine göre versin. Evet. Amin inşallah. Yani. Kadir Gecesi'nde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi tesbih namazı kılacağız. Eve de gidince okuyabildiğimiz kadar bir şeyler okumaya gayret edeceğiz. Evet. Allah nasip ederse sabah namazına da gelmeye gayret edeceğiz. Evet inşallah. Çalışıyoruz sonuçta. İnşallah. Allah kabul etsin. İnşallah. Geleceğiz. İnşallah. Allah kabul etsin. Görüşmek üzere inşallah. Kardeşim, hayırlı seni bir tanıyalım.
Ya. Abi ben Yusuf Karatay. Yusuf, evet. Öğrenciyim Yusuf. Abi. Öğrencisin. Yusuf, programa katıldın mı? Yok abi, ilk defa katılıyorum. Yok, şeye, camiye. Camiye katıldım Allah'a şükür. Evet. Yani mutluyum abi ya, böyle yani mahallende döner. Evet. Mutluyum abi, sevmiştin. Şey, içeride güzel bir program oldu. Böyle evet. Manevi olarak neler hissettin? Vallahi abi, duygu, sevgi, evet. Barış. Evet. İnşallah bu sene barış geçer ülkemize. İnşallah. Her gidin Allah duasını kabul eder inşallah. 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 Peki döner dağıtılması camide sence nasıl bir genç olarak? Güzel ya. Yani ilk defa dağıtıldı evet. Camimizde. Evet. Yani ben de gururlandım. Aha. Yani her sene bir olmasını beklerim yani. Evet. Buradan Yusuf mesaj veriyor. Her sene olsun diyor. Bu da her sene bekliyorum. Bir de buradan Diyarbakır'a selamlar. İzleyenler, döner de şey var, bir izdiham var. O yüzden oraya doğru geçemedik. Canlı yayın olduğu için geceniz hayır olsun. Hayırlı kandiller diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.